Sayın Mehmet Özhabeş, programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle Amerika'daki konut sektörünü ve bu sektörde görülen düzelmeyi değerlendireceğiz. Ve ben ilk olarak bu soruyla başlamak istiyorum. Son aylarda konut sektöründe bir düzelme görülüyor. Konut sektöründeki durum Amerika'da mali krizi tetiklemişti. Şimdi konut sektöründe görülen düzelme Amerikan ekonomisini nasıl etkileyebilir? Konut sektörü düzeliyor. Bunu birçok alanda görüyoruz. Son bir senedir ev fiyatları artıyor, ev satışları artıyor, ev inşaatları başlangıcı artıyor. Ve bu artışlar ufak rakamlar değil. Mesela ev fiyatlarında sene başından beri artış %5 oldu. İkinci el ev satışları %10 arttı. Yeni ev satışları %15 arttı. Konut inşaat başlangıçları %30 arttı. Ve muhtemelen bu iyileşme devam edecek. Bunun arkasında, iyileşmenin arkasında geçici sebepler yok. Kiralar artıyor. Kiralar artınca insanlar ev sahibi olmaya yöneliyor. Yatırımcılar kiralar artınca ev alıyorlar kiraya vermek için. Mortgage faizleri rekor derecede düştü. Bir de ertelenmiş talepler var. Yani konut sektörü canlandı, iyileşiyor ve iyileşmeye devam edecek. Bunun tabii ekonomiye olumlu yansımaları oluyor. En başta ev fiyatları artınca bunun insanların servetine bir etkisi var. Servetler artıyor. Ya da servetlerdeki kayıplar azalıyor. İnşaat, konut inşaatı artınca, ev satışları artınca bu tabii ekonomik canlanmayı da aynı zamanda getiriyor. Bir başka şey de Merkez Bankası'nın, Fed'in kolay para politikası maalesef ekonomiye çok fazla yansımadı. Merkez Bankası'nın politikasının ekonomiye yansımasındaki en önemli kanal konut piyasası. Burada tıkanıklık olunca Merkez Bankası'nın yaptığı şeyler ekonomiye çok fazla etkili olmuyor. Şimdi konut sektöründe canlanma olunca bu mekanizma daha iyi çalışacaktır. Merkez Bankası konut sektörünü canlandırmak için uzun zamandır çok düşük faiz politikası izliyor. Bu faiz politikasının konut sektörünün canlanmasıyla birlikte değişmesi söz konusu olabilir mi? Faizlerin artmasıyla birlikte küresel para hareketleri bundan etkilenebilir mi? Muhtemelen hayır. Merkez Bankası zaten 2015'e kadar faizleri düşük tutacağını açıkladı. Ekonomik büyümede hızlanma olsa bile bu tarihi değiştirmeyeceğini söyledi. Faizler dolayısıyla uzun süre muhtemelen düşük kalacaktır. Şimdi ekonomi krizden sonra %2 oranında büyüyor. Bunun %3'lere en az çıkması lazım. İstihdam aylık ortalama 150 bin oranında artıyor. Bunun 200 binlerin üzerine çıkması lazım ki Fed ciddi ciddi faizleri arttırmayı düşünebilsin. Dışarıdaki hareketlerin, para hareketlerinin Amerika'ya tekrar yönelmesi için faizlerin artması lazım ama bu da yani 2-3 sene sonra olabilecek bir şey. Bu tabii dışarıdaki gelişmelere de bağlı. Gelişmekte olan ülkeler ne kadar hızlı büyüyecek, Avrupa'daki sorunlar ne kadar çabuk aşılacak ve orası büyümeye başlayacak. Bunlar da önemli. Para hareketlerinin Amerika'ya girmesinin etkilenmesi ve doların fiyatının artması gibi konularla alakalı olarak. Peki bir de konuyu isterseniz mali uçurum açısından değerlendirelim. Mali uçurum tehlikesi 1 Ocak itibariyle Amerika'yı bekleyen, Amerikan ekonomisini bekleyen bir risk. Konut sektörü bu mali uçurumdan nasıl etkilenebilir? Konut sektörü çok etkilenmedi. Şimdi sene sonunda kanunlara girmiş vergi artırımları var ve devletin harcama kısıtlamaları var. Bunlar yani ciddi oranda gayri safi milli hasılanın 1/4 oranında bir mali kısıtlama olacak hiçbir şey yapılmazsa. Ve seçimler oldu, partiler bu konuda birbirleriyle anlaşamıyorlar. Büyük bir belirsizlik var. Hiçbir şey yapılmazsa birçok ailenin vergisi artacak ve bu hemen hemen herkesi etkileyecek. Şimdi normalde bunun insanları endişelendireceğini,
konut almaktan çekineceğini, otomotiv almaktan çekineceklerini düşünürdük. Ama şu ana kadar bu gerçekleşmedi. Konut satışlarında artış oldu. Otomotiv satışlarında da artış oldu. Belki insanların bu vergi artırımlarını maaşlarında görmeleri lazım ki ondan sonra gerçek manada etkisini görelim. Şu ana kadar bu mali uçurumdan dolayı konut satışlarında ve benzeri şekilde otomotiv satışlarında bir etki görmedik. Obama ikinci bir kez için 4 yıllığına Beyaz Saray'a seçildi. Obama ikinci dönemde konut sektörünü düzeltmek için birinci dönemde yaptığından farklı bir politika izleyebilir mi? Yeni politikalar beklemek gerekir mi? Zannetmiyorum. İki sebebi var. Birincisi konut sektöründe zaten düzelme var. Dolayısıyla tekrar hükümetin bu konuda yeni bir politika üretmesine çok da gerek yok. Çünkü doğal olarak bir gelişme var zaten. İkincisi zaten şu an hükümetin en büyük sıkıntısı mali alanda. Mali harcamalar nasıl kısıtlanır? Vergi gelirleri hükümet açısından nasıl artırılır? Bunun sürekli tartışmalarını yapıyoruz. Bu tartışmaların olduğu bir dönemde hükümetin yeni bir harcama yaparak konut sektörüne para ayırmasını pek normal görmüyoruz. Herhalde olmaz.